Herkese merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz üzere peşin satan pozundaki adam gibiyim. Gayet keyfim yerinde. Gayet hiçbir şey umursamıyorum. Çünkü arkamda bu iki koca oğlan var. Bir önceki videoları izlediyseniz Tracer 700 sol taraf, Tracer 900 sağ taraf. İkisini de inceledik, çektik. Şimdi ne yapacağız? İkisini karşılaştıracağız. Hemen bir özet geçiyorum arkadaşlar. Bu vatandaşın 17 litre yakıt deposu var. Bu vatandaşın 18 litre deposu var. İlaveten bu 700 cc, bu 900 cc, ama bunları biliyorsunuz küsuratlı yapıyorlar. İşte 686, 686,5. 700 değil de 900 değil de 899,5, bunların biliyorsunuz vergisel cartürt bir sürü şeyi var. İkincisi bu 2015 model, bu 2017 model. Ama bunu sürdüğünüzde çok daha dolu bir şey sürdüğünüzü hissediyorsunuz. Zaten şöyle söyleyeyim, bir Mercedes aldın, boş paket, AMG paket gibi hissiyat veriyor sana. Diyeceksin ki tabii ki lan o 900 cc, biliyorum 900 cc arkadaşlar. Bir diğeri de ikisinde de önde çift diskimiz var. İkisinde de Nissin kaliperler var. İkisinde de ABS var. İkisinde de Varda var. Zaten aynalar bile aynı. Muhtemelen bunun aynasını alıp buna takabilirsin. Bunun aynısını da buna takabilirsin. Başka anlatın çocuklar, neyiniz var sizin? Her şeyiniz var. Yok yok. Ama önemli bir fark var. Bunlardan bir tanesi sele. O birazcık üzüyor. Bunun selesi abi bin gidelim diyor. Tabii sahibi ona biraz daha şey koymuş, ne derler. Daha böyle mihrap rahat etsin diye bir şeyler eklemiş. Çok da güzel olmuş. Bunda böyle su dolu yatakta yatıyormuşsun hissiyatı veriyor. Ayrıyeten bunda sürüş modlarını ayarlayabiliyorsun. 3 tane sürüş modun var. B var, standart var, A var. A'ya geldiğinden sorma. Felaket. Standartta sürersin. B'de de hani şey, yakmayayım, sakin gideyim modunda. Bunda o yok. Bu diyor ki bin abi bana götüreyim seni, ne istiyorsun falan kafasında. Ama tabii şey, bundaki motor bloğu MT7, bundaki motor bloğu MT9. O yüzden ondaki böyle bir şeyi de alıyorsun. Agresif, yani bin git derken gidiyor yani, onu da söyleyeyim. Öyle şey değil, duran bir gidiş değil. Hemen canlı canlı sesine de geçelim. Bak şimdi 7'deki sesimiz bu. Hazır mısın? Okey. Bu abi böyle. Patrona geçtiğimiz zamansa... Bundaki stok egzoz sana yetiyor. Bundaki ses uzaktan geldiğini belli eder. Bunda biraz daha o konuda yoksunsun. Ki ben egzoz takmaya karşı biri olmama rağmen buna takardım. Buna takmam, devam ederim. E tamam, ben zaten sürdüm. İkisinden de memnunum. Bunu da alırım giderim, bunu da alır giderim. Ama ben motosikletin sahibini çağırmak istiyorum. Bir de kullanıcı yorum olarak ondan diye. Niye iki tane Tracer aldın? Birincisi bunu soracağım. İkincisi hadi bunu aldın, bunu niye satmadın vesaire. Gel abi sen anlat, can geliyor. Bravo, alkışlar falan, konfetiler. Burada Nihat efekti atacak. Can hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi Can boyun kaç? 85. Can 1.85. Ben yanında küçük kaldım arkadaşlar. Şimdi ilk başta hikayeden başlayalım. Senin başlangıç motosikleti Tracer 7. Evet. Bunu biliyorsunuz, ben tavsiye etmiyorum. Başlangıç motosikletle alakalı bir video çekmiştim, o da yukarıda. Bunu bir anlat. Neden Tracer 7 ile başladın? Nasıl başladın? Sonra diğerine geçeceğiz zaten. Ya birazcık aslında ebattan ötürü başka bir şeye binmek istemedim. Sığmam bir de dedin. Düzgün bir başlangıç yapayım dedim. Hı hı. Hani diğer scooterlarla başlamak yerine böyle bir şey tercih ettim. Güzel. Böyle başladım. Yani yeni sürece böyle girdim. İlk motorum olarak bununla başladım. Ne kadar sürdün bunu? 2 ay sürdüm. Sonra dedim ki bu olmuyor. Aslında olmama sebebimiz şuydu. Biz eşimle beraber her yere gidiyoruz ve biliyorsunuz artçı çok önemli. Ve artçı rahat etmesi gerekiyor. Sele. Arkadaşımın o konuda biraz sıkıntısı var. Sele'de biraz problemlerimiz var ne yazık ki. Yani sele biraz bizi problem haline getirmişti. Biz de ne olabilir diye araştırdığımızda sonra dedik ki ya ben Tracer'dan çok memnunum. Yamaha'dan da çok memnunum. İyi bir başlangıç. Çok keyifli makina. Sonra dedim ki ne alabilirim? Yani bunun bir büyüğü, bir abisi ne olabilir dedik. Sonra bayağı bir araştırma yaptım. Bir de motor piyasasında yeni olan, hani kullanıcı olarak da bilgi olarak da yeni olan biri olarak dedim ki ne olabilir dedim. Sonra etrafta tavsiyeler, onlar bunlar derken bir 900 arayışına girdik. Yani 900 arayışında da çok aradık. En son arkadaşı bulduk. Bular bulmaz da özellikle de koltuk konusunda, hani bahsediyorsun ya koltuk çok iyiymiş diye, konfor arayışına girdik. Koltuk konforu özellikle, yoksa sürüşlerle. Bu arada oraya lafını böyle bir parantez açalım. Yani bunu artçı için söylüyor Can. Çünkü hani burada o kadar ölmüyorsun. Ben o kadar ölmedim. Rahatsız olmadım. Yani uzun yol buradan Silivri, işte ne bileyim Gebze gidip falan yaptım geldim. Ama o zaman yorulmadım o kadar. Ama artçı için gerekiyordu çünkü uzun yol için. Evet. Biz dedik yani ne arayabiliriz, ne konfor, sonra aramaya başladık. 900'ünki biraz daha iyi. Gel, şimdi sonra 900'e. 900'e geçmiş. Bir de ne yapmış biliyor musun? Gel, böyleymişim. Ben aldığımda böyleydi ama bak bunu unutma. Böyle miydi aldın? Evet, ben aldığımda böyleydi. Motor alırken kriterin, selenin. Havalı. Baksana şuna bak abi.
Hakikaten yani gerçekten. Uçuyorsun üstünde. Evet çok rahat. Ya biz Bodrum'a gittik. Dolaşa dolaşa 12 saat Bodrum'a gittik. Hiçbir problem yaşamadık. Bodrum'dan döndük başka. Yani hiç sıkıntı yaşamadık. Yani eşim de dedi ki hadi rahat olsun. Hatta şey dedi ya biraz daha konforlu olsa uyuyacağım. O ötündeydi. Evet. Hani kolçak falan olsa uyuyacaktı. Koltuk konusunda öyle bir durumumuz söz. Bizim de Nihat benle beraber her motosiklete bindi. Bak hani scooter'dan şeyine kadar GS'i çok beğenmişti. Bir de bu. Beğendiysen bir kamerayı sallar mısın oradaki arkadaşlar? Aynen. Peki şunu soracağım. Bu 48 bin kilometrede bu da aşağı yukarı 50 bin. Hatta dur şunu kontağını kapatalım ki. Bunu da kapatıyorum. Onu da kapat. Çekim de bitmesi. Tamam. O da 50 bin kilometre hemen yakın kilometrelerde. Evet. Bunu satmayı düşünüyorsun. Evet evet. Ya ben aslında bunu çok iyi bulduğum için onu satmayı beklemeden hemen aldım. Borçlar harçlar her zaman aldık. Ülkedeki maalesef ekonomik durumlara. O hala satılmayı düşünen bir motor halinde ve sonra bir beklemek durumu kaldı. O duruyor şu anda. O da satılacak belki büyük ihtimal. Belki onunla bir şey yaparız. Olabilir. Onu konuşacağız. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Bir Tresor sarmamız yok mu? Ona ama bakacağız. Bu konuda hani hem sürüş olarak yine söylüyorum. Yani motor piyasasında ve motor sürücülüğünde daha yeni ve toy bir olarak söylüyorum. Çok çok keyif aldığım motor. Tracer 700'de öyleydi. 900'de de öyle. Bir motor ne kadar çok sürüyorsa o kadar aşina oluyorsun. Evet. Peki yakıt durumundan ne kadar memnunsun? Memnunum. İkisinden de memnunum. O biraz daha az yakıyor doğal olarak tabii evet. ki. Ama bunun da yakıt durumundan memnunum. Yani hani modları var. B modu kullandığında B modda kullandığı şehir içinde gayet yakıt düşük. Ama evet. standartta ve A modunda yani ben içiyorum. İçiyor diyorsun. Diğer. Yani çünkü ona göre size bütün beygirini, bütün gücünü, bütün torkunu veriyor, hissettiriyor. Peki, bundan sonra ne almayı düşünüyorsun? Bundan sonra var mı kafanda bir şey? Yani ya, hedef olarak... Tracer 3000 falan. Hedef olarak sorarsan bir K1600 isterim ya. İstiyorsun. Ya BMW de güzel. BMW'ler evet. de güzel. Ya, bir 1200 GS çektiğim videodan sonra keyifli onu da konuşuruz. Onu da konuşulur ama keyifli. Peki Can. Can bize bu arada direkt motoru verdi. Al abi istediğin gibi sür git sen de dedi. Ben buna biraz gazladım açıkçası. Çok da teşekkür ediyorum. Arkadaşlar o zaman kapanışı bugün Can'a yaptıracağım. Ben mi biliyorsun benim tek elim düz bastı. Basit bir kapanışım peki, var. Tamam. Ben kanalı bırakıyorum Can'a arkadaşlar. Abone olup bir şey yaparsanız bizi takip ederseniz sevinirim. Ben havaya girebilirim değil mi? Kanal artık bizim. Evet. Kanala sahip olduk artık. Tek elim düz bastın. İyi yolculuklar dilerim hepinize. Görüşürüz. Görüşürüz. Hoşçakalın. Hemen canlı canlı size şundan bahsetmek istiyorum. Boşta mıyız? Boştayız. Hemen. Niye çalışmadı? Patladık. Kapat aç. Boşta değilmiş çünkü. Şimdi boşta mı? Boşta. Yes tamam. Devam edelim. 3, 2, 1. Kayıt.